gayetiyle. Şeyden B'den açılıyoruz kanka. Sonra onlar geri dönüyor. Biraz daha agresif. Üçü de karolu kaldılar. Şimdi özellikle Solstein'in kendini Heaven alanına çok iyi gizlemesi, Lurz'un pozisyon dışı yakalanmasına rağmen çok iyi toparlayıp eğimli. Dimas Hick'in onun fotoğrafta adam bamba yapmış bilerek. İlk round'u alarak görüyoruz. İkinci round'da FPX'ten bir force tercih. Bak Blobby'yi vermeyecekler işte ya. Bilişleri var ya kanka, sürekli sarsacak orayı. Lazım. En stabil eğimlerden bir tanesi FPX'te. Dima hemen bisiklet üzerinden kutu üzerine doğru sıçramaya çalışacak ama atlayamadı. Yapamadı değil mi? Tamam tamam, bundan zarar gelmez kanka. Smoke içerisi Shadow'un crosshair'ı da inanılmaz yani. Haritanın yarısı kadar neredeyse. Gözlük bir numara büyük gibi ona kanka. Cross ya da enteresan. Shadow nereye bakıyor oğlum öyle? Chat'e okuyor sanki altta ekranını. Tango baksana. Yakın oynuyor ya, map'e bakıyor. Şimdi... Boyu mu? 2 metre mi onun? Aşağı bakıyor monitöre böyle. Drone gelecek. O çok Angel, fazla yakın oynuyor monitöre. Angel'ın yerini biliyoruz. Sadece 2 tane hatta 3 tane şerifleri var. Bu şerifler bizim adımıza belki bir tehdit oluşturabilir. O yüzden dikkatli olmalıyız. 2 oyuncuya hasar verdik. Bir yandan da savunma kurgumuza bakmak istiyorum. Soulshable A site'in içerisindeydi. Killjoy, Soulshable biraz ortaya doğru hareketlenmek istiyor. Orada yeteneklerini de bırakmış bir Soulshable var. B'deki sesleri muhakkak duyuyoruz. Orkları topluyor. Fidex işte Eko'da ya. Evet, evet. Dimasiki oradan da aldı, buradan da aldı. Orkları toplatmaya çalışıyor. Bir dahaki el ulti atacak adam. Bu dördüncü ulti puanı oldu onun adına. Bu el olunca bir ulti daha gelecek. Bir dahaki el bir tane orba aldım, ulti gelecek. Özellik olacak FPX'in. Şimdi bir ordu. Bunlar her map'te böyle oynuyor bu arada ya. Bind'te de böyle oynuyorlardı. Sürekli ordu topluyor. Angel. Devamında Shadow yakın mesafe. Soulshable 15 saniye var mı kanka Phoenix? Güzel bir seçili bıraktı oraya doğru. Çıkışa doğru. Güzel smoke arkası. Yok yok. Bind'te Phoenix oynamıyor kanka da. Kanka Soulshable'ları ne kullandı be. Çok iyi oynadı ya. Hemen bombasını da bıraktı bir yandan. Nice. Helal be oğlum. Başka karakterler de orada topluyor kanka. Birimle mesela topluyorlar. Sürekli orada. Anladım anladım. Orada bastı da var. İlkeli aldık zaten de ikinciyi aldık şimdi. İçerisinde tünelde çok fazla sesi. Soulshable. Ay kadar alabiliyoruz kanka. 30 saniye kaldı. TR. A'daki oyuncumuz. Çok güzel oynadı ya Soulshable. Helal olsun ama. Kanka Raze'i çok güzel oynuyor bu arada ya. 2-0 olmuş lan. A döndüklerinde baksana çok mutlu. Çok uçup kaçmıyor ama çok akıllı oynuyor çocuğu. Evet evet. Estetik. Şaho ve Esed'le uğraşıyorum sana ya. Geliyor. Sadece bir ghost kaybettik bir oyuncuyla birlikte. 4 spektreyi korumayı başarıyoruz. O spektrelerin yanına bir tane şerif Lurz'dan gelecek. Bizim bonus bonusta. Ne yapıyor bu Dima kanka? Tabii ki bizi çok mutlu eder ama kazanmasak bile. Onlar ortayı çok hızlı alıyor ya. Arasından vereceğimiz hasarlar kritik olacaktır. 3B savunması var. Ve 3B savunmasının üstüne gidiyorlar. Soulshable'a bakmazlarsa dertleri bir Soulshable parmaya geldi. İbo attı flash he. Bunları etkileniyor. Soulshable'ı ilk etapta fark etmeyecekler. Yakın bir savunmamız var. İşte Dima. Ulan bizimkinde Spectre de var. Bekliyor. Çünkü güzel bir yere yerleşiyor. Benim tanıdığım Soulshable Dima'ya ölmez kanka. Oynayan. Öldü. Soulshable ve selam rahat ben. Bir kill aldı. Elinde Spectre var. Bombotunu da kullanabilir. Zaman kazanabilir oradan. Çıkabilir de Seçil'le beraber. Yerde bir tane silah var. Uçarak hemen onu güncelleyebilir elindeki Spectre'yi değiştirmek için. Yani FPS çok erken entry oyuncusunu kaybetti. Soulshable bir de renkli bomba bırakıyor. Oradan kaçacak. Çok iyi kafasını eğdi. Headshot'tan kaçtı. Ve yavaş yavaş main tarafına doğru yerleşti bile. Şimdi Soulshable orada tek ama hemen bir kill daha. Gayet yeterli bir savunma. Pazardaki uçların farkındayız. Evet, Shadow'un evet. Yerini az çok biliyoruz zaten. Ve üzerimize doğru arkadaşlar. Gelecekler. Ah. 3 ve 2 savunma ah olacak. Be. Ters ayaklara kalandı Leores. Her şeyi Brasco'ya bakıyor gibi. Yalnız aslan der demez kanka peki. Bizi oldukça rahatlatacak. Sıkıştığını söyleyebilirim ama hala ayakta. Brasco'ya bir şekilde yardım gelmesi lazım. Üzerinde sallı sallı gelecekler. Çok şanslı ama. Kill çıkmadı. Shadow çok tehlikeli bir çaraga. Shadow çok tehlikeli ya. Leores ama timing yedi orada ya. Tam böyle taştan indi ya öyle çıktı adam. Devamını getiremedi. Bu round bize gelebilirdi. Her şey çok uygundu. Çok rahat bir entry aldık. Herhangi bir bonus antı ya. Soulshable oradan kendi becerisiyle beraber çıkmayı başardı. Main tarafına çok iyi döndü ama lazım şimdi bu arada, işte değil mi? Yok gel bakayım var kanka. Bonus antı. Yok orada izle ne olur. Yukarıda gözükmeyeceğim bak. İki tane silahla birlikte ama. Bir tane geldi. Dimas'ın ultisi var kanka. Neredeyse Dimas'ın ultisi basacak zaten. Bir rounddan bahsedebiliriz. O yüzden Fireflux'ın bu ilk silah rağmenleri ilk bayrağı. Bence bir de koşacak yine o çocuk kanka. Her hep bedava koştuğu için. Soulshable'ın aynı zamanda bir tane ulti. Puanla veya kill'le de ulti gelecek ve Soulshable akçadan çıkarlarsa kanka. Dima'yı düşürdü. Dima'yı yine çok erken kaybetti FPX. FPX ne kadar hızlı oynuyor lan. Bu şekilde ortaya doğru oyunu hızlandırıyorlar. Helal oğlum la oraya. Oynuyorlardı Leores 2 sova. Karşı karşıya başarılı olan bizim sovamız. Ve atılan bir renk tesisli bomba. Yavaşlatma. Zayfın ilerleyecek. Hafife aldıkları için mi yapıyorlar bunu ben anlamadım. Yapıyor. Taktik çok, çok saçma geldi bana. Ya. Ya da bunlar kanka, bir yıldır flow oynuyor ya. Şimdi bir turnuva hızlı oynayalım dedi. Herkes şaşırır. Bence operatör falan beklemiyorlardı. Tamam mı?
Girersek... Bu operatör olduğu için öldü ki. Jet yok ya kanka, aynen. Hızlı sıkabilir. Çok da gerek yok şu aşamada. Kesinlikle. Bir dahaki el yapmazlar artık operatörü gördüler. Duvar yine yeşil lan be onlar. Gerçi yapsınlar lan. İnşallah görün. O duvar neden yeşil biliyor musun? Fight'i istemeyeceğimiz bir senaryo. Angel taktiklere bakıyor sağdan. Kesinlikle. Ama Sevi'de midi kanka şey alıyorlar böyle. Çok kontrolsüz almıyorlar mı? Koşuyorlar direkt. Evet evet onları kontrolsüz alıyorlar. Bir dahaki el böyle almazlar ama operatörü gördüler ya şimdi. Bakan bir oyuncu yok. Side tarafında sadece Lawrence var. Angel Lawrence'ı vurur çıkar ya. Lawrence çıkarmaz. Lawrence vurur ona. Şakasız çıkar. Aa bak şimdi korona ya. Paranoyasını hazırlamış durumda. Atamayacak ya arkaya çık. TK'ye gönderdi. Lawrence'ın aim'i var. Burası Social Blue ile geldi. Lawrence vurmuş. Fakat Deepan Shadow ikisinden hemen cevap ver şimdi Social Blue merdiven tarafından. Yavaş helal. Yavaş geldi, gönderdi orta yolu. Yine bir kill çıktı. İyi. 17 canı saniye. Canı yoktu ya. Tehlike, Lent gelecek, Lurs. Bir şeyim, Lego ulti sattı. Helal lan. Dördüncü round'da bizim oldu. Güzel bir round olduğunu söyleyebiliriz. Round'un başı. Lurs Teşarov diyorum ya. Özellikle 3 ve 5 olduktan sonra. FBX Arasken'de böyle oluyor. Seni izlemiş o çocuk da tam izleyememiş kanka. Gelen killer var. Ama F5 atayım tamam. En tribi onu anlamadım yani. Oyuncusu onun üstüne de gidip kill'i çıkartıyoruz. İyi bir başlangıç. Attım çi. Bu round'u da ben yazdım Joshua'la yalnız. Oksijen maçı kaç kaç beyler? Evet. Evet. Yine bir Asya haritası umarım aynı ben senaryo bizim için gerçekleşecek. Ya bir haritamız biliyorsunuz. 4 2 yeniliyor. Gördük ki takımlarımız en çok burayı oynamayı seviyor ama CT'de yeniliyor zaman ya. Çok yapısal oyunu seven bir takım. Maçın içerisinde çok fazla kopmayan bir takım. Şu an direkt yayını kapattım. O di beni vurdu. Ama FPX'in mutlaka bir reaksiyon göstereceği, 2-3-0'lık bir seri yakalayacağı an olacaktır. Bel bırakmaları lazım. O zamana kadar en azından harita hakim etme evet, skor atmanı. Dedim yapmazlar bir daha. Hemen ha, A tarafa ama doğru ama drone alıyorlar bir ultisi var. O Phoenix almıyorlar ya sadece drone. Bu round'un açılma haberi şey olabilir şey, FPX adına. Bir boom bot. Dimasik bu boom botu kırdı. Ya bu oyunda da çok ekstra şey yapamıyorsun ki kanka ya. Farkındayız. Haritada çok açılmıyoruz. Tek başına B'de bu sefer taktik yok yani. Yalnız sentinelleri yok yani bakalım soğumada nasıl olacak. Karar verdik. Soğuşu buldu. Yine A'ya doğru yakın oluyor. Ama mesela kanka, bu ekstra onlar bir şey çalıştı değil mi? Onlar bir şey çalıştı kanka. Onlar bir şey yapmıştı kanka. Bir takım. Özellikle Asyant'te düşmüşlerdir yani. Kontrolü sürekli. Aldıklarına göre vardır bu bir takım. Ve onlara karşı... B'de kilojoyumuz var. Ama tek site'da ya. Haritada yapraklar falan düşüyormuş lan yukarıda. 2B kanka da harita kontrolünü onlara. Phoenix Ultra girerse sıkıntı olabilir. Savunma kısmında özellikle B gelirlerse. B ama CT'de kanka. Nereden sonra çıkartamazsak oldukça zorlanacağımızı söyleyebilirim. Dimasik ulti ile içeri girmeye çalışacak. Teşhit'i hazırlıyoruz bir yandan. Dimasik tabii ki teşhit'e doğru koşmaya çalışacak. Bizimki direkt ulti bastı bu arada. Yine Sojdi. Helal lan. Yakalamış Sojdi'nin nerede olduğunu biliyor. Aa şimdi onu vurdu. Başka bir kill daha alabilir Sojdi. Yine atıyor. Oğlum farkında klasiği çekti Sojdi. Maalesef Shadow onu vurdu. Aha yakalandırdı ya. Nasıl bir spray cross. Neler oldu oğlum orada? Neler oldu oğlum? Telefona bakıyordum. Ne oldu ya? Neler oldu? Olmadı ki. Orada neler olmadı ki? Bir transfer atıp bildiğin tek mermi attı çocuk lan. Bir tanesi ultiyim. Ama Lauris'in bir backup var. Yani spawn'dan çıktı. Harika bir spray transfer. Onu göreceğiz birazdan. Yani böyle bir çıkış yok. İnanılmaz. Baksana oğlum. Nasıl be? Hello. Gördük elime lan. Oğlum. Çocuğun aim'i Shaw'ya benziyor lan aslan. Lawrence'ın aim'i. Aynı Shaw gibi çok böyle smooth aim'im var yani. Lawrence'den görmeye alıştığımız sahneler bu sefer. FPX'in gazabı oldu bu round içerisinde. 4-1 öndeyiz. Sociable. Özgüven piki. Spawn onu beklemiyor. Sociable oldukça rahat. Bir tane daha. Bir oyuncu daha. Gitmezsin bir tane daha vurmadan. Ah be. Helal Sociable. Üçüncü kill ile birlikte. Dert Sociable. Nefis orduma yok etti. Aldık lan maçı şakasız. Shaw sadece renkte bulunan oyuncu. Yani müthiş oynuyor Sociable şu an. O kadar özgüvenli ki. Yani bir ranked maçı edasında. Harbiden. Killleri hissediyor. Ben bulurum diyor. Bulurum diyor. Hiç geri kaçmam adım atmam diyor. Ve 5-1'e doğru gidiyor şu an Farid Max'ı. Son kill aldı ama sahnenin yıldızı yine Sociable. Mükemmel bir başlangıç. İlk 6 round itibariyle 5-1. Kanka çok ağırlık koydu lan Sociable oyuna. Önceden. Sociable 12-2 şeklini sahne. 2 kill ortalamayla oynuyor. Bildiğin bir daha ultisi geldi kanka onun. Bu kadar iyi. Lurz'un yoyosunu çalmışlar abi. Yoyo yazmıyor. Lurz'u yazıyor sadece. Yoyo nerede? Vito. Özellikle bu ultinin kısa pozisyonuna, kısa pozisyona gitmesi çok... Of, yemeğim de geldi işte, keyfim yedi. Olası. Aa. Bunu yapacaklar mı? Ben de yeni yedim, afiyet olsun kanka.
Yine yeteneklerini etmesi için harcadığını görebiliyoruz. Tejin ultisi var. Pozisyon alabilmek için bu perdeyi de kullanmayı tercih etti. Uğur aşı oldun mu lan? Ayrıca Lurs pike doğru gidecek. Altında bir oyuncu var. 53 canı kaldı. Kanka. Burada daha fazla sıkıntı yaşamadan. Oldum ya yaşam. Mal gibi aşı olmadım ya. Allah kahretsin ya. Ölebilirdi. Evet. Artistlik yaptım. Onun üstüne bir de korona oldu. Kaçırdıktan sonra vuruşunu. Ama iyi çıktı. Bir şey yazdı ya. Aldı Brasco'dan. Tank olursa yüzü dozu birden olur yazdı. Ayrılıyor. Armor ikmiş oldu sadece. Kullandı. Şimdi A büyük ihtimalle Ritek'i kaldı. O kesin gibi görünüyor. Ritek'in ne kadar iyi oynayacağını göreceğiz. Ve Breach'in beraber de. Karası yapar yerim diyordum ya. Banki ne oldu koronayı görünce bir. Oğlum kendi arkadaşına attı ultiyi lan Shadow. Gördünüz mü? Evet. Ona yanıyoruz. Soşni hamle yapmak ister mi? Bir an baktım Brasco mu oynuyor dedim. Soşni ilk oyuncuyu gördü. Düşürmeyi de başardı ama takas. Bir tane vurması iyi ya. Lurz'ı da düşürür bir tane. At geriye gidecek. Şimdi solundaki oyuncu fark ettiği tepeden sonra yine güvendeyiz. Soşni'nin arkadan geliyor ama maalesef. En kritik bölü vardı. Apşırdım göremedim bir an. Beraber Angel kill'ini görüyoruz. Şimdi 3 vs 3 Ritek başlayacak. Ritek engelleyecek hiçbir yetenekleri yok. Bu çok önemli. Aimfight'e ihtiyaçları var. Bizim hala yeteneklerimiz var. Sımamız da var. Şimdi hemen Brasco metal üzerine doğru atladı. Ultisi var ya. Hemen Brasco. Vurmaya başarıyor. 3 vs 2 pozisyonda Shaw ultisini kullanacak. Yaralasın ama tamam. Aldı yalnız ama Dima'nın bu vuruşları çok ekstra oldu. Aldı. Köste şu an yetişemez ki. Pozisyon. Yedeği kadar çözmüştü. Çıkabilir mi? Smoke arkada aldı. Helal. Aldı geldi. Aldı mı? Helal lan. Nice lan. Kılıçı da aldık. Leores inanılmaz bir retake bu. Leores sadece 6 canla vuranı kazanıyor. Vay vay vay. Mükemmel bir başlangıç. Mükemmel Angel'a bir bak. Başlangıç. Angel'a bak. 8. rounda gideceğiz. Soulshield'ın Zayfan 2 hafta çekti. Evet evet. Özellikle kısada gittikten sonra Soulshield'ın bir tane wallbang kill'i geliyor. Yaşlandı yaşlandı. Aldık maçı. Brasco'nun çok zekice oynayıp Heaven 6'na karşı jeneratörün üstüne atlaması çok kritik. Ve burada bir an için takas gelmeyecek diye çok korktum. Ama Leores o takası da getiriyor. Evet çok önemli. Suman orada olması da çok önemli. Gerçekten FPX çok da şakasız harbiden. Olması maçı başka bir seviyeye getiriyor. Şimdi FPX'ten bir yarım round isteyeceğiz ama burada özellikle Shaun'un da bir Vandal Armor'ı var. Buna dikkat oğlum, etmek lazım. Oğlum benim pikem doğru mu çıkacak yoksa? Evet. FPX içerisinde Angela güzel bir ok geldi. 77 canla beraber oradan çıkıyor. Şu an için maçın 8. roundunda FPX artık bir... Ya şöyle söyleyeyim, FPX'in oyuna girmesi için bu arada bir round çalması lazım. Yani anca öyle havaya girecekler. Yoksa oyun tamamen Fireflux kontrolünde. Clash'lar alınıyor, entry'ler bulunuyor, yardımlaşma çok iyi, iletişim çok iyi. Ama FPX'de aynı durum yok. Şimdi Soulshield bu kez. B main'den şöyle bir açık oyun. Oraya Soulshield'le beraber yerleşmişler. Angel son saniye gördü. Atlarken orada renkli bomba geldi. Soulshield nice o kill istiyor. Alıyor oradan çıkıyor. İninden hala agralıyoruz ya kanka. Çok iyi. Vermedik Lurs. Oh. A tarafında o da bir kill buldu. FPX çok it bro. Kanka adamlar hiç beklemiyor oğlum. Çocuğun suratı gördün mü? Ağzı açık evet. Bekliyor kanka. Angel 0-8 oldu. Arkadaşlar erken bir ürünte düşmüş oldular. 3v5 bu tabii ki bizim işimize gelir. Bir yandan da duvarı... Bir de pozisyonu da kullandılar değil mi az önce? Kullandılar pozisyonu da kullandılar. Birazdan patlayacaktı zaten. 7-1'e doğru gidiyoruz. Son 25 saniye. Buradan var ya 2 kill var Lörz'ün. Helal Soşi bu. Bir takas. Bir at 2 de Lörz oldu. Atsan da bu da 2. Hatta 3 oldu. 7-1 yaptık. Kalan 4 tane round var. Ama what is şunu this görmek, man? 7-1'i görmek bizi çok memnun ediyor. Mükemmel başlangıç haritaya. Ya daha iyisi olamaz. Angel henüz sürekli tanışamadı. Tecrübeli oyuncu. Önemlisi Zaypan da tanışamadı yani. Zaypan da takımın yıldızı normalde abi burada. Angel'ın böyle çok maçı var bu arada. Özellikle Valorant'ta var. Yani önceki kariyeri daha farklıydı ama burada... Biraz underperform ama ya Zaypan. Turnuvadan önceki... Hani... Çok böyle klasik EMEA'dan önceki turnuvada falan da bence o kadar iyi oynamıyordu. Performans düşüklüğü var. Tek düşüş var diyorsun. Normalde agro oynuyordu kanka. İşte şimdi biraz daha şeylerde geçti çocuk. Aynı zamanda 3 ultimiz var. Hatta Soulshield'in bile round içerisinde ultisinin gelme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Dima direkt basacak ultiyi. Oyun hızını arttırdı bu kez biraz daha FPX ama. Hiç fazla görebiliriz bu arada kanka turnuvada. 6 orp ya. Genelde oynuyorlar ya. Tamamıyla... Oynasınlar kanka, yedi bir şekilde. Aynen öyle. Yani pizzaya markete kadar geldiler. B split için bu arada yalnız iyi bir şansları var. Çünkü biz A'ya biraz daha derin bir savunmaya odaklandık. Kanka Dimatic bir yıldır pusuyor. Neden Phoenix oynuyor ki? Soulshield, Lawrence bir tane gönderdi. Helal lan Lawrence. Çok yakın ya. Evet çok zor, çok zor. Her şey ona bakacak. Bir tane tutturması bile. Geliyorlar bir şok Soulshield ilk oyuncuyu fark etti. Çok iyi. Herkes ulti. Lan ah be. Ultisi var kanka Soulshield'in bu arada. Olması basamaz lazım yani. Öldük ama. Daha doğrusu... Berkel abi. Kendini mi kaldıracak kanka ultiyi? Ne yapacak ama? Doğru diyorsun kanka. Şimdi spawn tarafından 3 oyuncumuz gelecek. Oradan çıkamayız ya. Flash da yok. Prefire açısı.
Dima'yı yine gösterdi. Kanka bence Touchable Satchel'la çıkıp tabii bunu AWP'yle havadan oturup attı. Yani aha. Çok alınabilir bir round gibi durmuyor şu an ve Dima güzel bir spray. Niye basmıştı lan Ulti'yi? Bana hep sakız çiğniyor erken ya. Nereden bir tanesini çıkardı, diğer oyuncumuzun nerede olduğunu biliyorlar. Kim Ulti'yi bastı kanka? Zorlanmadı ilk defa. Bu şekilde ben de görmedim. Ben de görmedim. Önceki ellerde belki var. Hayır, round başında vardı ya. Oğlum bambaşka olabilirdi. Aslında round biraz şurada kaldı. Nasıl round başında var? 3 orbu yok mu şu an onun oğlum? Dağdaki seslere çok oldu galiba. Tansiyon attık. Yani hani A kısaya kadar sadece yaklaşan bir oyuncu vardı. Yani 14 kilimi ne var oğlum adamın? Kullanımı, ses kullanımı çok fazla. 15'e 5 gidiyor. Ama ona biraz ciddi reaksiyon verince oyunu kendi spawnumuzda büyük bir rotasyonla beraber kaybettik aslında. Devamında zaten B'de B'ye gereken mi basmış? Geleni yapsa bile yeterli olmadı. Yani FPX biraz fake'de oynamak isteyecektir artık çünkü savunmamız normal koşullarda çekemiyorlar, geçemiyorlar. Sakız fokus mu arttırıyor? O zaman sakız bizi çiğnek. Sakız stresi azaltıyor. Bizi de çiğnek lan bir daha. Kalabalığız, iki kişiyiz. Ooo Satchel! Satchel! Teknik direktörler de sürekli çiğniyor ya. Sözü görmemiş olabilirler. Bu güzel bir bait olabilir. Shadow acaba sağına bakacak mı? Sağına bakarak geliyor. Helal be. Şimdi ya. Fark etti. Geç fark etti. Geç fark etti. Kısa da katlayan var. TP atacak. Kaçacak Rus. Mükemmel bir performans. 8. round'a gidebilmek adına. Çok yoyosunu geri verin. Yoyoyu geri verin. Hak etti. Hak etti. Yani hissediyoruz. Vururuz yani FPX'i yoyo yaptı. Hissediyoruz, eğimi hissediyoruz. Çıkar vururuz diyoruz. Elinde oynuyor yani elinde. Aynen vuruyor, Lawrence vuruyor. Sochni vuruyor. Herkes vuruyor şu an takımda. Ben tipte görmüyorum. Şok ot hepsi. Sıra gelmedi. O yüzden göremedik. Baksana Angel'a kanka çocuk hiçbir şey diyemiyor. Kamerayı güvenlik kamerası gibi koymuş o da ya. Üzgün adam kanka ne yapsın. Daha söz konusu ve taktikler bitti beyler diyor. Bu kadardı. Diğer map'e geçelim orada düşünürüz diyor. Gelecekler. Biz B'yi tamamen bıraktık. Onların tabii tek fırsatı da eğer B'ye giderlerse rahat bir plan söz konusu olacak onlara da. Ya şu an harita kontrolünü kaybettiğimiz için önceliğimiz aman bir yerden arkalanmayalım. Yani 4 oyuncu da birbirini koruyacak gibi duruyor. Şao'ya sanki dokunsan ağlayacak gibi duruyor ya. Değil mi kanka? Kanka hep öyle ya. Şao'nun olayı öyle. Hep böyle sabit. Şao çıktı vurabilir mi Lurz'u yakalabilir? Helal dedim kanka. Hemen almamız lazım. Sıkıştı oraya doğru Şao. Bir tane daha fazla vurmasın. Bir tane daha fazla vurmasın ama... Bir tane daha kuramadı lan. Lan bomba kurdu mu? Kuramadı. Kuramadı. Bir tane... 4 son girdi bastın lan. Bu adam ayılamadı. Görmedim ben. 3 gördüm. Neyse. Bir tane de... Oğlum hangi kulaklık da oynuyor böyle? Yok kulaklık var lan senin. Hep kulak içi oynuyor. Bilmiyorum hangisi. Hep aynen kulak içi oynuyor. O şey oluyor. Bu şimdi yaşlı ya. Fazla sese alışık olmuyor. O yüzden. Ne alaka saçma sapan şeylerin beni koparıyor kardeşim ya. Ya kulak içine şey... kulak içini şeye takıyorlar. Ses kartına takıyorlar. Oksijen yenildi ya 11-2. Nasıl yenildi lan? 11-2 kaybediyor. Split'i 12-2 kaybediyor. 12-2 mi? Olması çok iyi bir spray kontrol. Kanka, kulak içi kulakta ses kartına takıyorlar. Ses kartına bağlıyorlar. Aynı normal kulaklık gibi oluyor. Önemli olan ses kartı aslında yani. Bu epi peki kimse içti kanka Semih? Buna mı? Şu an evet, her şeyden bir round aldırma hareketini gördük. Social yaptı hatta FF seçmiş. Bind'ı FPX seçmiş. Çok iyi bir oyun. Bind. Split de sona kalmış. Açılır açılmaz. Körü. Bir headshot. İbo burada çok önemli. 30 can geri kaçıyor. Sonra heal alıyor takım arkadaşından. Acaba İbo abinin körü mü ne ya? Ve 8-2. Los 11 oğlum işte. 11 ben atıyorum formatı ya. Hiçbir şekilde yani bir tane evet net kazandıkları round var. Ölme ölme onu. Atama lan şu an. Sova ötesi hiçbir şekilde bizi etkilemedi. Bize çarpmadı. Helal show. Töretimizi kıracaklar. A'ya doğru zannediyorum bu oyunu. Gözüküyor mu lan kamerada? Çok geri mi gittim? Yoruldum benim ulti var kanka. Yavaş yavaş hareketleniyor. Demosin ulti bir bok yaramadı şimdiye kadar ya. Çıkardı, ultiyi vurabilir. Yine yaramadı şu arka vermiş. Bir tane atıyor lan. Var. Ucu ucuna Sochni kaçtı ama Sochni takas getirdi çıkıyor Lurz. Yakaladık Shadow'u da. Herkes vuruyor takımda şu an. Bu arada harbiden kişi vuruyor kanka. Hala tehlike sürüyor ama ilk savunmamız, ilk göğüslememiz mükemmel. Evet hemen Lurz'a bir heal da geldi bu arada Brasco'dan. 3vs2 avantajını kullanmak isteyeceğiz. Kesinlikle zorlamıyoruz. Yani yine rush'ı kesmek için şapka çıkartılır şu an bu maça ya. Helal olsun vallahi. Şimdi uzundan yavaş yavaş pikleyecekler. Drone geldi. Drone iki oyuncuyu birden gördü. Info'yu aldık. Bu çok iyi bir drone'du. Hatta bir tanesi işaretlendi. Tekrar gelmesini bekliyoruz yavaş yavaş. Dima tekrar sahte gelecek. Zipan duvarını size doğru kullandı. Şimdi plant'ı alamadı henüz. Çünkü takım arkadaşının bir yardım etmesi lazım. Ve hem'in altına çeklemesi gerekti. 30 saniye var. Dima smoke arkası. Bir tehdit gelirse çıkacak, yardım edecek. Zipan Heaven altına doğru yerleşti. Dima yavaş yavaş site'e geliyor.
Yine post plant'te hiçbir yeteneği yok FPX'in. Yine in fight'a kaldılar. Tam tersi Lawrence var. Aldık böyle Brasco ya. Brasco var. Slow kullanıldı. Dima metal arkası o infoyu aldılar. Brasco yine metal üzerine doğru Rellen çıktı. Brasco. Yakaladı Dima'yı. Bir tane headshot ama. Nice. Lourdes'dan takas var. Şakasız. Geçen liteki de böyle aldırdı. Çok, çok rahatlatıyor direkt. Uçak ve yani kazanmak 9-2. Bambaşka bir şey ama haritada helal olsun. X'e karşı 9-2 var ya. Bunu kim beklerdi? Çok büyük bir şey yani. Ben kesinlikle beklemezdim. Tek de böyle. Round'un başlangıçlarında böyle. Bugün gördük 9-2 mi bitmiş diğer maç bakalım. Nasıl gelmiş kanka? 1-1 oldu. Son büfe kaldı. Briz kanka. Hoş geldin kardeşim. Briz mi? Oyunu geçitmemek lazım. Dima hemen ortaya doğru. İlk elin taktiğini yapıyorlar yine. Pazar içerisinde. O ne lan? Helal olsun. Helal lan İbo. Helal lan İbo. Ah be. Onu da bir tanesi var ya. 3 vs 3'teyiz. Keşke o one tap'te gitseydi. Lourdes için mükemmel bir pozisyon olacaktı belki de tekrar. Burada yerdeki silahları bir yandan toplamaya çalışıyorlar. Lawrez drone'unu kullanacak. Ultimiz Brasco ile var. Brasco ultiyi kullandı. Fightlardan bir tanesi daha yaşanacak. Takım arkadaşını hayatta tutabildi. Brasco bir tek kill aldı. Tekli bomba geldi. Yalnız 3 oyuncumuzun üstüne gidiyor ulti. Shadow. Buz çok iyi oldu be oğlum. Love çok iyi oldu. Sadece bir mermilik canı var. Shadow oyu yakaladı. Diğer yandan Outsider içerisinde. Selamünaleyküm. Tek başına sinsi bir şekilde gelip yine başka bir yere bakıyordu. O da endirip tutuyor. Kuramadı. Endirip tutuyor. Amına koyayım. Arkaya kadar iki oyuncumuz geldi. Angel ne yapıyorsun kanka? Angel bombayı kurmayı unuttu. İnşallah hep böyle oynarsın Angel. Spike Brent'i aldı. Heaven altına doğru geçecek. El alsın bırakıyorum oyunu. Beklemeyebiliriz ama. Oyun. Bir çıkışı var ki. Nerede olsa hiç önemli değil Angel. Bak basıyor şimdi. Headshot hediye Brasco'ya aldık ama. Ya takımın o kadar algıları açık ki. O breach ultisi geliyor. Brasco ultiliken yere slow bırakıyor. Slow bıraktığı için gelemiyor üzerine doğru Shadow. Başta Soshi diyordum da hepsi iyi oynuyor bunların. Yani müthiş. Müthiş. Ve ayrıca şu çok kritikti. 2 ve 2'ye geldiğinde durum. 0-11 2'de. Beklemediler. Bekleselerdi eğer. İki kişi outside'da olacaktı. Evet, evet. Direkt gidip Shadow'u yakaladılar. Baskıya atırmaya devam ediyoruz. Sıfır 13 bitirse ya kanka böyle. Ya burada çok güzel olur ya. Olur, biliyor musun? Yani Urzum'un ikinci çıkarmadığı ya. Senaryoda biz bunu muhakkak kaybedeceğiz. Tabii, tabii. Çok erken iki oyuncu kaybetmiş olacaktık. İyi toparladı. Round'un devamı da burada dediğim gibi. Çok kritik. Ona iki şekli diyorum ya sana. İlk ele bir almamız yokmuş şimdi cevabıyla direkt. Cevabıyla beraber belki. Kullandığı ghost skinine bakıyorum. Tabii hala FPX rahat görünüyor. Tecrübeli bir takım ama. Bizde sadece fotoğraf var. Bizim oyuncularımızın da kameraları gördüğün gibi çok soğukkanlı ve evet ikinci yarı başlıyor. Yani tamamen biz sevmiyoruz ya kamera açmayı kanka. Kazanalım ki FPX var o TR oyuncularında var ya. Biz de açmıyoruz kanka. Ne yazmışsın sen? Boys IGL'in FF yazmış. Boys IGL'in FF yazmış. Dima'yı işaretledi. Başka oyuncu yok sakin. Şey mi demek istiyor yani aslında? Angel Bomb'un vuruyor ev sahibi. Doğru geldi. Yok çok akıllı oynuyor. Sahip ama değil mi? Çok kolay yakaladı. Yardımlayamadı. Takım çok güzel oynuyor. Ya, Soşkun girdi ama diğer oyuncularımızın girişi yok. Yok ve bu yüzden destek de yok. Kanka bu mapı mahe aldık bence de. Mind ve Split. Bu aşamada. Ama giremedik ve biraz zor olabilir kanka. Şimdi bir oyuncu. Giriş biraz sakattı bizim ya. Bence bak Türkler kanka motivasyonla çalışıyor. Evet. Diğer arası da kanka böyle pat, 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 pat diye. Ama FPX'in en iyi iki map'i Bind ve Split galiba. Şimdi iyi vuruşlara ihtiyacımız var. Split şeylerin de iyi, FF'nin de iyi bence. Ben bu ne zaman FPX maçı izlesem Bind oynuyor herifler. Bir tane de ghost'umuz var. Harbiden. Bunlar Bind'ı kanka yazmışlar ya. Bind'ı bunlar yazmış. Bind'ı Bayağı bunlar çıkardı kanka. Sağ konuştum. Diyor taşlar kaç Lawrence tane taş var. Karar verdik. Oo çok güzel bir şey. Flash pick'ine çıktı. Çok zorlandı. Kill'ini aldı. Angel'ın yardımıyla. Angel 2'yi vuruyor. Soşnin'in hala bir şansı var. 1 vs 3 ama Avans Shadow geldi vurdu. Ya ben ayıktım şimdi FTX böyle özgür üstünlükle yenerlerse. Ben Angel'ın ekranda ilk kan döküldü yazıyor. Angel oyunu bırakmasın diye öldüler adama gidip. Aynen. Harbiden olacak ne vurmasa bu elde. Adam bırakacak diye. Brasco biraz bence sentinelleri yok ya. Bence. Bence öyle videom var ya senin. Bence. Bence. Fazla rehavet. Kesinlikle FF alıyorum ben ya. Peki Angel'ın öyle bir top frag bitirmesi yok mu? Kanka ona hiç tam vermezler de. İşte diğer mapler inşallah güzel oynarlar ya. Devam daha FF'in pahalı farkı tabii taraflarında farklı olduğunu söylemekte fayda var. Dimasik iyi hasar verdi Lursa. Mola muhabbeti nasıl oluyor? Kaç round? Her yerde bir mi? Her yerde bir hakkın var. İki boss hakkın var yani. Burada orpları alıp. Ki ya bir spike plant. O da 30 saniye işte. Dediğin gibi orpları almak.
Belki bir iki kill çıkarmak. Telefon durmuyor sabit ya. Kill power'ı çok güçlü FF'in şu an ya. İlla ultilerle falan round alırlar yani. Ama biraz yavaş oynamak. Evet evet. Aslında hani sinirli. Üç eli alırlar yani her türlü alırlar. Da bana da öyle geliyor kanka. Ultiler çok kuvvetli. Ya ben karşının sentinel olmadığı için bir şekilde girebileceklerini düşünüyorum ya. Oyunun kitleneceğini sanmıyorum. Angel da vuruyor kanka. Tabii Angel de biraz oyuna girmiş oluyor. Ekolara duydu ya. Bir de iki kill alayım diyor ya. Bu arada hücumda o kadar kötülerdi ki bize karşı. Yani onları belli başlı bölümlerde o kadar kötü gösterdik ki bireysel anlamda hiçbir oyuncunun varlığını neredeyse hissedemedik. FPX tarafında. Evet yani Dima'nın birkaç round var biraz hareketli evet. Olduğu o kadar. Onun dışında hiçbir şey yok. Dima şimdi Morris'ini hemen backside'dan main tarafına doğru bıraktı. Sojni o Moli'den sonra hareketlenmesini söyleyecektir büyük ihtimalle takım arkadaşlarının. Dima da çok ciddi reaksiyon vermek istemiyor ortaya yakalanmamak için. Biraz crossfire'ın peşinde. Güzel bir headshot'la beraber Sojni'yi buldu. Güzel bir headshot'la ekoları vurursun. Anca ekoları vurur. Klasikleri vursunlar bir zahmet. 15 yıl önceki taktiklerden geldi. Siz 4 ağa gidin. Ben B'yi kıracağım. Ve gerçekten ilk görüyorum. Koskoca EMA'da. Koskoca EMA'da koskoca FPX'e karşı bu taktiği biz yedik. CS 1.6 taktiği yaptık. Bizim taktiğimiz. Milli taktiğimiz. 4A gidin B'ye kuracağım dedi Brasco. Brasco diyecek ama. Çıkarsa bu arada 10 numara oldu. Muş taktik ya. Kanka 4A gidin B'ye kuruyorum onu. Muş taktik. Boyunu bozar FX'in. Yani 5 kişi hayatta silahlar var, canlar var ama B bomboş. Ve bir tane oyuncu klasikle elini kolunu sallayarak gelip spike plant'ını alıyor. Bu kritik ay, yani son ya. Özellikle güncellemelerden sonra yetenekler birazcık daha pahalı. Artık yani her aldığın kill'le beraber sana gelen kredi, kurduğun spike'le beraber gelen kredi. Peki Dima'nın ultisi var değil mi şu anda kanka? Çok değerli şeyler. Çünkü kanka, çok iyi hesaplar böyle defter... Yukarı bakalım sarı yanıyor mu diye de el başlamadı ya. Hangisini alayım? Soldan soldan. Tamam varmış. Bunlar çok kritik. Hadi 10'a 4. Ya burada çok fazla... Bakın Phoenix bir işe yarayacak mı haritada onu merak ediyorum ben ya. Bu yüzden erken şu ana kadar hiç yaramadı atakta. Evet. Hiçbir ulti tutturamadı. Zink vurduk ama bu arada yani hep vurduk. Başlıyoruz içeri hemen girdi. Zipa'na karşı takas gelir mi maalesef gelmedi. Orada karanlık örtü biraz işimizi bozuyor. Brasco. Social. Bu başlangıcın ardından bakalım nasıl anlayabileceğiz. Herhangi bir oyuncumuzun da ultisini aktif hale getirmesi zor ama karşıda Dimasik hali hazırda satış koydu yani ya. Kötü bir deneme var. Niye kötü bir deneme var? Bence onu çalışmışlardır. O yüzden kendi kafasını yapmaz öyle ya. Yani o hareketi çalışılmış yapsın, bir şey vardı ama olmadı. Gibi gitsin main tarafına dolaşsın ama hani Lurs herhangi bir yeteneği olmayan niye öyle yaptı biliyor musun bence? Bridge tarsacak falan filan diye sarsmayı dodge'layıp oynayacak üstüne ama adamlar farklı oynadı yani. Slow art'ı yanıcı falan attı. Kör oldu sandı herhalde zaten ya. Dikkat çekmeye çalışacaktı ama tek başına çok rahat işaretlendi. Dedi ki farklı bir şey düşündü ama olmadı. Show'nun silahı var. Aman. Nasıl lan? Dur. Soşin'in bunu niye hesap etmesi lazım? Şu neydi cross sanki? Ares kanka bir de çok uzak mesafe. Az yeri demeci. Yeri de az yeri. Anlamıyorum bu Ares'te olduğunu ya. Şimdi B tarafında hala aşağı o. Ölecek mi şu an? Wolbengi ama yanlar sıkınca ölmeyecek yani. Mesela. Bu silaha karşı yapmamız o yüzden sıkmadı. Kendimizi göstermemek kendimizi gösterdik. Evet. Çapraz yani sıkınca gitmiyor mu? Duvardan denedim. Niye oku kırmadı ki 3 kere sektirdiler ben onu anlamadım ya. Main tarafından bir tane renkli bombasını bıraktı. Merdiven tarafına doğru koşacak. Brasco bir boost almış. Kayıkhane tarafında Shao var. Yalnız Shadow'un açısı çok kuvvetli ve Zorshable'da elinde Satchel varken yakalandı. İbo öldü ya kanka silahımız yok. Orada rakip var yapmaya. Güzel bir headshot. 2vs4 inanılmaz zor değil ama Dima çok hızlı geldi. Dima ultiyle mi girdi? Plant alınırken Lauris'i yakalayacak ve FPX şimdi 4vs2'de bence iyi lan. Ultisi gitti biraz yani. Daha kopuk kopuk tercihler ultisi gitti işte Lurz başta öldü ya girerken smoke atamadık. Ondan CTMT geçerken vurdu ekstra düşünüyoruz herhalde yani çok basit. Drone kuracağız kendimizi işaretlendirdiysek hemen oraya sokmayacağız çünkü rakipte Ares var. Çok basit. Keşif oku geldiği an kıracağız. Rakipte Ares var. Phoenix ultisi aldık ya işte Word. Yani evet Word bu arada ya. Bence bilmiyorum akıl biraz hala main tarafında verilen entry'de kaldı gibi. Yani Lurus'un o kadar erken hiçbir şey yapamadan yakalanması bence biraz takımın kararlarını da bozdu. Yani dediğim gibi bu artık yani çok bariz bir hareket. Bu oku kırmamaları aa, tamamen hata bu arada ya. İki tane oyuncu kaybederek evet, başlıyoruz şu anda. Ya. 3 kere sekti yani orada. Orada galiba şey yapmak istediler ya. Ok göstersin ve arkasında bekliyorlar ya. Fake amaçlı falan herhalde. Evet onu anladın mı? Ama Ares olduğunu biliyordu ya çocuğun kanka. Insight'ini bulamıyoruz artık Karan ikinci yarıda. Ya hücumda bunu yakalamak daha zor. Hücumda bunu yakalamak daha zor olacak. O yüzden belki biraz daha birlikte oynamaya yönelebiliriz. Özellikle site hücumlarında. Çünkü birlikte oynayamadık. Tabancada da birlikte oynayamadık. Soyshable'ı önden gönderdik. Bu round da çok kritik bir round bizim adımıza. Birlikte oynayamadık. Bir tık birazcık daha birlikte oynamak belki bizim adımıza daha iyi olabilir ama oyunun bu aşamasında tabii telaş etmekte
özellikle ilerleyen süreçte rakibin yaklaşmasına sebebiyet verebilir. Dikkatli olmamız lazım. Ya burada sonuçta soğuk bir kaldı. Tane bir ulti puan aldırmak lazım bu roundda Karan. Bence en büyük hedef bu olması lazım evet. Ki. Yani onun üzerine bir sonraki roundda direkt Tecid'le beraber bir round kurabiliriz. Yani gerekirse 4 tane oyuncumuz hani bait olup ölürken hani sonuçta bir tane kill daha çıkarsın mesela bu roundda ki fark yaratsın. Ve hadi bir sonraki round onun üzerine oyun kuralım. Ya şu kanka 3 ağlar ya baksana. Evet yani A tarafına girişimiz çok zor değil. Angel'ı geçmemiz lazım ama Angel güzel bir chatla beraber pozisyonu değiştirdi. Yalnız elinde paranoya var yakalayabilir Sochni'yi. O killini çıkardı oradan. Bu sıkıntı değil yani Breach ultisini. Şimdi şöyle bir durum var. Zipan yine duvarın arkasında ve bunu çok iyi bilmiyoruz. Birebir nice. Takas geldi 2v3. Köyke ama ekoyuz ya. Ne kadar düşürsek kafi. Ekstra bir 2 kill'e ihtiyacımız var tabii. Buzmar yeri Lurs iyi bir şekilde kullanamadı. 18 saniye. Ne vurdu oğlum? Bomba attı, gülle attı. Fakat sonrasında takas var. 16. Fena değil en azından oyuncu düşürüyoruz. Brasco ve Sochni ultileri alındı bu round. Yani onların ulti puanları alındı. Bak bir şey diyeyim mi? Kritik round bu sefer ama. Şu roundu almamız lazım. İşler şu an yolunda. Ultiler yani ne alemde? Sochni'nin var, Brasco'nun var. Ama şimdi artık iyi dersler çıkarılmıştır birkaç round dur gelen seriden. Ve doğru mekanikler ultiler. Ne? Üzerine bir oyun kurmamız lazım şimdi. Çok hızlı orta kontrolü. Sochni ortaya geldi. Adam botunu bıraktı. Çok güzel bir. Kötü değil ama. A kısayı kapatan ve ortayı kapatan bir tecrit geldi. Ne yapacaklar acaba bu ortayla? A kısaya gireceğiz. Harita kontrolünü tamamen... Kanka uzaktan konuşuyorum şu an biraz ben kafamdan. Yok sesin kötü değil zaten ya. Fena yeniyoruz ne oluyor lan? Bir tane oyuncu var ki nasıl kendini bu noktada... Ne oluyor yeniyoruz? Kanka ona 2 yedim. Botla çıkıyor. Emine. Ya abi. Berke durma da kanka sen. Tahmin edemedik. Abi şu Berke burada yok kanka ya. Berke yok diyor. Düşmesi büyük sıkıntı Zipan. Kanka. Gidiyor koşuyor. Ya birine suç atmamız lazım. Bu da... Kanka ben gidiyemem. Potansiyel. Berke daha destekledi ya beni. Başka bir fayda daha girecek. Yani Zipan. Ay Sochni bulamaz. Ne vurdu oğlum? Havada Volkan havada dans tabii çok Volkan eli aldı Rego'ya bir tane daha vurup ölürse ultisi gelecek hiç yoktan yavaş ya. Yavaş yavaş savunmaya geçtiklerinde oyun üstünlüğü kötü oldu o öyle ya. Kişi ultiyi de kullanmadı. Şöyle crossları koyduğu yerler olduğu noktada ne kadar iyi eğinler olduğunu gördük. Yani hücumda girerken tabii biraz daha farklı bir cross yer mekaniğiniz olması lazım ama savunmaya geçtiklerinde cross koydukları yerden çok fazla adam çıkarmadılar zaten. Ama ya şunu da söylemek lazım çok güzel işlenmiş bir aksa yerleşme taktiği var. Onun sonrasında A main'e girerken oraya bir paranoya bir şey gelmesi lazım. Tam göremedim Bruce bir paranoya. Vurma durmada şimdi ama. Vuruyor harbiden ya. Yani o main tarafını bir ya dedikle etmek lazım, bir şey atmak lazım. Bir hani cross ball şey yani. Lazım. İki oyuncumuz Volt'la çıkınca line up yediler. Ve o her şeyi bozdu aslında. O bitirdi yani. DSS çok mu fazla? Yani yoksa burada şöyle bir aim farkı yok. Konuşsanız abi. Bizden daha iyi olmadıkları konusunda en azından çok net bir şekilde gördük herhalde. Ama özellikle açı temizlerken bu tarz hataları yapmamamız lazım. Doğru. Shadow 16 kill'de, Primacy 14 kill'de. FF yani, Uğur'un yemeğinin bitmesini bekliyor ya. Karan da vuruyor, tam headshot açısı yani. Uğur'a kanka. Ben o yemeği bitireli yıllar oldu. Oldu mu? Yemek 3 dakikada yetmiş. Yemeği senin yedirin unutmuşum kanka pardon. Entry'ye doğru gidiyor. Ayı veriyorsun. Azıyor ama bu aralar kanka. O aldı bir tane ama. Kanka ben 86 kill oldum. İki vurduk. İkinci tek şimdi. Dedim size ama. Vandal'ı da alırsak. Koşu ulti var mı? Yok. Flash pick atacak. Shadow çıktı. Brasco var. Brasco kaldırır. İkinci flash'ta girecek. Breach'in en sevmediğimiz özelliği. Kaldıracak diye darlıyorlar orayı zaten. Teleportta diğer tarafa geçti. Bunu fark etmiş. Kaldır. Ne olur Sochni'yi kaldır. Klasik yardım getiriyor. İyi kaçtı. Maalesef Sochni nerede öldü ki? Aa Sochni site'da falan ölmüş oğlum galiba. Bir ütüsü var. Bak burada böyle var. İsteyip istemediğimi takımın. Bir map'te bile göremiyorum lan. Yo o şeylerin ölüsüymüş o ya pardon. Dedi mi? Mitte ölmüş mitte. Sochni'nin mitte ölmüş. Çok iyi. Tamam 3v3 olacak. Ay 3v4 oldu. O ne ara öldü? O da kaldırdı. Bence kaldırmayacak. Bence de öyle. Yok kaldırmayacak. Eko yüzde kaldırmayacak. Gayet anlaşılabilir. İbo abi ona tek attı bak içime doğdu ya. O silahı arkadaşından almak istedi Dimasik. Pozisyona girmeye çalışacak bir sarsma var. Dur pike doğru gelecek. Sarsmanın etkisinde hala ve Dimasik tarafından yakalandı. Spike planti geliyor. Brasco'nun en azından Brasco'nun şeyi tehlikeliydi ama söyleyebilirim ama atlayamadı. Neyse kurduk ya. Güzel ya. Bu da sadece ben az zorlayayım ya. Kayıpla benim harcak. Kanka 4 oldu. La. İkinci yarıya biz nasıl ilk yarıya başladıysak öyle başladık. Adam bir anda vurmaya başladı ya Zaypan. Yani şöyle çakalı. Bu kadar tıkanmamamız gerekiyor. Biraz kendimizi sanki sıkıyor gibiyiz. Yani belli şeyleri uygulayacağız diye. Yani mesela orta kontrolü çok rahat alıyoruz ama hiç kullanmadık ortayı evet, daha. Evet onu söyleyecektim. Yani çok mainlere odaklanıyoruz. Ya fake, base split derken base split fake'ini verebilirsin.
A'ya doğru dönebilirsin. Kısa kontrolü ve orta kontrolü için main kontrolünden round verdik. Evet, evet. Yani burada biraz dikkat etmemiz gereken nokta bu. Social, paranoya var. Drone kullanacak. Daha temkinli bir şekilde A'ya ilerliyoruz. A'da retake'de karşı tank. Helal lan Social. O kill gelmese tamamen elimiz boş dönecektik. O kill geldi. İyi Volkan. Ulti basmamız çok iyi oldu. Ulti yakalamış. Oo, işte yaradığımız senaryo bu. 3 ve 4. Site'in içerisindeyiz. 11 olmamız için. Ulti açmadan girmiş bir arka side. Evet evet. Josh da girdi. Flash, şeyin flash ile girdi herhalde. Ah robot. Ya bomboza bak kanka. Ateş ediyor bir de bak. Özellikle şu an. Heaven'a atmaya çalıştı onu. Evet evet. Gitmiyor kanka yardan. Öyle gibi. Bir tane 6 oyuncumuz bekliyor. Bir tane duvar üzerinde oyuncumuz var. Şu an önce bir sağ tarafı. Güzel güzel sağa basıyor. Angel bir yandan. Duvarı kırıyor. Angel tabi. Şeyin ultisi var. Bir için. Ama Soshi bunun da var. Çok mantıklı değil Soshi'nin ultisi varken ya. Aynen. Soshi keser orayı ya ultisi ya. Ama oyuncu bak bastı direkt. Bak Soshi direkt bastı Soshi. Soshi bu ultiyle karşılık vermeye çalışıyor. Lurz ile karşılık Lurz. Lurz ve Lurz. Maçtan gerek kalmadı oğlum. Arkadaşlarını çok rahatlattı Lurz. Yine onun devleştiği bir round. Geliyor buraya. Show'a karşı plant. Bak Haris. Tabii ki. Başı olur lan. Helal. Ama ölecek ya. Let's go. Ya bıraksaydı belki yine Shao'yu tuzakta yakalayabilirdi. Ya. Social bizim oyuncu kaybetmememiz daha kritik. Round round tur boşver. Yani evet. Şu an krizden çıkmış durumdayız. Ha özgürlendi de gördük. Round round tur boşver. Çok harika bir round değil ama ya post plant'te o vuruşları göremedik ama büyük ihtimalle side'deki oyuncularımız bridge ultisinden etkilendikten sonra main tarafında smoke'dan Lurz'un yani hani yardım edin çığlıkları büyük ihtimalle Lurz'a bir gitti ve oradan aksiyon geldi. Lurz'dan iki tane güzel kill çıktı. Ve retake'te hata yapmayan parasal öyle çok çöküntüye girmedi. Bu streak bonusu vardı ya zaten bayağıdır. Ama hala o çok şey olmadı. FTX'de bunu unutmayalım. Burası da yani. Çok kolay olmadı. Bunu da söylemek lazım. Yine devam ediyoruz ya. FTX'in reaksiyonu nasıl olacak? Erken bir duvar kullanıldı Zipan'dan. Ulti var. Lawrence yine ayı tutmuyorlar ne bu arada. Bizim için çok iyi bir zina ayı giriyoruz. Bak lan onu gör lan onu. Ulti'yi kullanır mıyız bilmiyorum. Ama oynadı şimdi bak şey şuraya. Zipan. Ve destek ona yine Sova'dan gelecek. Nereye gidiyor kanka? Evan'a gidiyor. Sosla mı? Ve şimdi Lawrence ultisiyle içeri gireceğiz. Helal lan Lawrence. Bir tek daha gelir mi? Arkadaşlarını çok rahatlattı ama karanlık körtü var. Çok da zorlamak istemiyoruz. Dimasik ultiden şimdi verim almaya çalışıyor. Yakalayamadı. Yakalayamadı. Sosyalı destek Lurz'dan. Dima 15 ulti bastı 0 kill. Anasını satayım. Orada rahat bir tane bastı kanka. Rahat 6 bastı. 6 bastı ya. Hiç gidi yok. Orada double pick var be. Mükemmelsin duran oyuncu olmasına rağmen. Sosyalı hazır. Çok dikkatli. Dima'yı vurdu. Yeteneklerini kullanıyor. Lurz side tarafına girecek. Metal arkasından Shola'ya. Harika bir headshot'la beraber site'ı açtı. Angel sıkışmış durumda son kanisi. Dedim ama Shola. Kanka kilit kanka aşılır geldi. Dedim ya. Bir umut verip, bir umut verip şey yaptık ya. Öyle böyle değil. Hani de yansınlar istedik aldık. Dimasik ultisini de aldık. Enfes killerde Lawrence. Harika bir açış. Shola'ya vurdu. 6 kişi. Lawrence. Kapı açıldı ya. Öyle bir açık ya yine deliği. Ama Lawrence çok keskin. Fark 4. Sadece 4 round. Of oyunu bitiren taktik almamış mıydı güzel önce? Almamış mıydı? Evet. Ama işte önemli. Biraz zorlayacaktır. Taret. Taret'e ne oldu oğlum? Ateş ve buz yan yana baksana. Main yanıyor. Buz yanıyor. Çok mu yetenek harcadılar derseniz şu aşamada açıkçası çok değil. A'dan aldık elleri kanka. Onlara da alo bir vermeyeceğiz. Gelin artık dedi. Onların o agresifliği yapıp biraz tedirgin etmesiydi. Ama BBA oyunu geliyor şu an. Biz şu an orta kontrol için hızlıca geliyoruz. Bu arada ortada hiçbir şeyleri yok. Yani bir info alacak bile bir yetenekleri yok. Social elini konu sallayarak pizzaya kadar yerleşti. Şimdi oraya yavaş yavaş Dima geliyor ama. Hadi lan hadi lan. Social da baktı. Hani burada şey yatıyor. Yılan edecek orada Social. Yerleştim dedi. Şimdi Lawrence'in hemen drone'unu görüyoruz. Butona kadar gitti. Hiçbir info alamadı. Orada işaretlenen bu arada bir oyuncu var. 3 şok okunu da attı kıramayacak ha ultisi var mı? Evet. Soğuş neyiz? Ulti puanını aldı. Tecni bastı ve B'ye giriyoruz. Şey de arkada. Soşu da arkada kanka. Aa ultiyle kırdı oğlum. Savunması varmış. Nice oğlum nice straight. Onun üstüne doğru gideceğiz. Xiao tek başına. Çok fazla kit kalmamız lazım. Maalesef 2 oyuncumuzu düşündü. Xiao çok rahat. Buna müsaade etmeyelim. Yeri belli. Ama bütün killeri topladı Xiao. Xiao neyim çok iyi ya. Helal olsun. Oğlum Soğuş'u buna bir bak kanka. Çok iyi vuruyor oğlum Şao ya. Ama Soğuş'u bunun hala şansı var. 25 saniye olmasa falan. Çok büyük bir şansı var. Vallahi 50 tane ekonomu var.
Bunu PKN'ye doğru gönderirsin ezbere. Oradan Phoenix çıkartır. Hatta Pant. Pant. Yapacağı bir şey yok tabii. Anlatayım. Şimdi çantayla beraber... Almadım mı maili lan? 12 saniye... Ansız ne? Bölmedim vermi ya. 4 kill ile beraber round'un yıldızı oldu. Ya backside'dan gelen oku gördük. Onu fark ettik. Sanırım Brasco gördü galiba. Cross koydu ama diğer oyuncularımız eş zamanlı olarak reaksiyon veremedik. Ya ne yapsın, hepsi görüldü ya. Anla ki oldu orada. Güzel eğimi olan bir oyuncu zaten. Aynen aynen. Let's go, let's go. Düzgünce yapınca killleri çıkardı. Şimdi sıkıntı şu Karan, paramız bitiyor. Yani ekonomimiz bitecek. Yani bu roundda da iyi bir şeyler çıkaramazsak bir eko demek bir anda rakibin 11'i bulması demek. Kesinlikle. Çok değişik bir oyun ya. Tam yeniyorum diyorsun, dönüyor yani falan kanka. Bir şeyler oluyor anasını satayım. Avantajımız da. Evet. Öyle. Açıkçası buraya geldik. İkinci yarıda istenilen performansa henüz sahip değiliz. Oh, 12 span olsak da. İyisiniz de oraya bakmayacağız. Bakmayacağız. Bakmadık. Drone bakmadı ama Dima ile beraber Zipan yine A main tarafında ikili oyun. Erken iki oyuncu kaybediyoruz yani canları gidemeden yine. Yine bu A main. Çok hızlı almaya çalışıyoruz ya. Yani sadece Dima skin flashları. Bu kadar kolay oldu biraz. Belki hani Omen'ın paranoyasını tam göremedim ama belki o hadi var geldin. Hadi oğlum. Yakın mesafede. Oo çok iyi timing oldu. Ah be. Görmediler. Hadi yakaladık. Yakalayabildik. Rakip onu göremedik, yakalayamadık. Zipan duvarı açıyor. Angel. Dizinin önce Lores olunca vurdu diyorsunuz derken. Evet kanka. Lores vurdu yakaladı. Short'a doğru belki ilerleyebiliriz. Zipan ölçüsü var ama. Çalışacağız. Bir keşif oku. Zipan hemen sağda yeri açığa çıktı. Prefire'le gidiyoruz. Ah be. Ona çıkaramadık ama oradan. Prefire var. Çok kalabalık girmeyelim. Brasco bir kill daha aldı. Ama Sojni bakmıyor. Angel'e çok iyi tahmin edemedi ve tek başına Brasco. 30 canı var. Shield'da yok. 30 saniyesi gerekiyor ve FPX 10. round gelecek. Spike Plant de çıkaramayacağız buradan Karahan. Ekonomik olarak biraz sıkıntıya gireceğimiz bir anda doğru gidiyoruz. Brasco yani tabii rakibin silahlarını düşünmesi önemli ama ya çok da kritik değil çünkü bizim silahlarımız olmayacak bir sonraki round. Reload da atmadı. Yavaş yavaş uçlarıyla beraber sağa doğru pikke doğru da ikili oyuncu pozisyonu ve dönüşünü bekleyende midde bir Shaw görüyorum. Tabii bu silah koruması önemli Brasco'nun en azından önümüzdeki eco roundunda kendi bir silahla oynama şansı yakalayacak veya birine droplayacak. Kesinlikle kritik çünkü roundu kazanma şansı zaten sadece 30 can olduğu için hiç mümkün değildi. Denilecek gibi İnşallah koruyabilir ya. Ay yok. Korur ya, slow attı. Basacaklar oraya kanka şimdi. Ama evet. Arası duvara döndü. Ah oh be. Neyse onu gördüm. Nice. Ucuzlu. Slow hayat kurtardı ya. Hayatta kaldı. Ve aynen. Şimdi Eko'ya doğru gideceğiz. Brasco'nun o silahını, o vandalını bir şekilde kullanmak lazım. Hatırlarsan bir round da aynısını yapmıştık. Soulshovel'ın elindeydi ve iyi bir kanka bu çok ekstraydı ya. Evet ya, baksana şu vuruşa. Bariz bir crossfire. De gözükürken buradan. Tek oyuncu göründü. Yok ama wall var ya kanka, geri çık yapıyor falan. Ve kısa ve metal tarafındaki oyuncu da üçlü bir crossfire yaptılar. Yalnız öyle bir crossfire ki üçlü. Yani kim? Bu üçlü çok güçlü orada. Yani o flash olmadan. Bak. Bir tane daha taktik poz. Nasıl oluyor bu? Var diye. Bir dahaki el mid to B'ye falan görebiliriz veya mid'de bir adam bırakıp lurk'e falan bırakabiliriz. Garanti yani. Mid üzerinden bir oyun dönecek bir dahaki el. Çok etkili oldu. Hasar verdi. Şu an eco %'ye denemiyoruz. Ulti attığını görüyorum yalnız. Ulti çok enteresan. Paranoya geçti önünden bir tane bu arada. Eş zamanlı olarak Angel'ın. Şimdi Lurs içeride Brasco güzel bir boost yaptı kendine. Kayıkhaneden bir enter arıyor ama çok iyi saklıyor kendini şu an FPX oyuncuları. İki kişi attılar abi. İstemiyorlar eş zamanlı olarak. Oy! Ne yaptı oğlum? Lores 2 burada lan. Geliyor mu lan? Tık tık. Hala Allah'ı geldi. Aynı yerde lazım. Bu sefer vuramadım. Ah be, Sociable CT gitti ya. Shaw'dan yine bir headshot, işleri yine bozuyorlar. Yine bozuyor, 3-5 hala kazanabiliriz. Ama ikiler iki kanka. Bir oyuncunun yerini biliyoruz en azından, diğerini de fark eder miyiz? Shadow. Birini vurdu, diğeri var. Helal lan bu. Yalnız hesap etmemiz lazım. Shaw'u burada tahmin etmemiz lazım. Zipan ucu ulti kullanıyor maalesef. Ah be. Nasıl oldu oğlum? Geldi gitti el ya. Bir tane entry'den sonra neden dağıldık? Sociable neden uçtu oraya? Ya o spawn'dan gelecek bir kapı kesin dedi ama yani şöyle derin savunmaya karşı gelemiyoruz şu an. Bu arada yani iki CT vurduk ya, dönebilirdik ya. Çünkü ne zaman derin savunma iki tane rotator oyuncusu öldü aslında da. Ama işte o an düşünülmüyor ya. Maçın B'deki hikayesi kayıkhane. Orayı alamazsan alamazsın B'yi. Biz hep site'i vuruyoruz. Gelen de kapı vuruyoruz ama. Hadi lan. Site'i yine unuttuk aslında. Bak mid oyun dönecek dedim size, mid gidiyorlar bak, görüyor musun? Garanti. Bu maç sonuna kadar bitmediyse sadece bir dediğim gibi kayıkhane. Evet. Kayıkhane. Yani kayıkhaneyi geçemediğimiz için bu maç yoksa sabah mıyım ben? Son round, son şans normal sürede bizim aslında adımıza. Aslında Pulse'da ben gittim Brasco falan.
Guardian'ı kullanacak diğer 4 oyuncumuzun yine Müktü B'ye geliyor kanka. Ayfalarını görebiliyorsunuz, hızlı bir şekilde B'ye doğru girme çabamız var. B-Sight'ın ya, neymiş oğlum ya. Ya duvarı kırarken vurdu ya. Arkadaşlarına yardıma doğru gidiyor. Angel ama aldığı kilden sonra biz oyunu yavaşlattık. Bak, belli olmaz kritik. Hala belli olmaz hala alınmaz. Özellikle mesafede bir oyuncu varken belki bir fight geçmiş. Helal lan Ivo. Fight'ı kazandık 4v4. Bir ulti geliyor. Lawrence kullanacak. Kime doğru gider mi? Girmemiz lazım artık. Ultiyle birlikte girmemiz hadi lazım oğlum, artık. Hadi oğlum. Merkan tarafında Shao, side tarafında Shadow. İkili aldı yine. Shaorun da yardım hala var. Şurada Lawrence kaldı. Eş zamanlı. İşte bak böyle hala durumlarda çevirmek daha mantıklı. Niye biliyor musun? A'daki adamı vurduk kanka. B zaten oynayacağız diye B'ye 3. Angel şeyi kırdı ya, A oyuncusu Angel. Yani A tek diyorsun, hızlıca böyle bir çevirebilirdik ya. Üzüldüm lan. Kaldı. Hadi ama ne yapayım. Harbiden kalbim ya kırıldı benim de. Tek Valorant. Aynen. El başlamış bile oğlum burada. Aa social bull başladı entry. Helal. Gördün mü? Kanka umut verdik, şimdi alacağız. 14-12 bak. Bak izle. Bir vuruş attı. Kalbimi yattı. Helal lan. Ha patlattı. Lan. Hayır ya. Hayır amına koyayım ya. That is ya kan. Enemy tag. That's blooper material right there. Kanka çok rahat kaçardı ya seçimleriyle. Kanka galiba bir için şeyim patlattı. Seçilini patlattı galiba ya. Geri ittirdi onu. Sıkıştırdı, anladın mı? Bir için ya şans. Bir eşya bir kere Q'su patladı ya, galiba Satchel'ı patlattı, ondan kaçamadılar. Artı slow vardı. Bak dur, klip alıp bakacağım ondan sonra. Bir de slow vardı değil mi oradan? Zaten koşsa bile çıkamazdı. Yok, Q'yla kaçardı ama bir için şeyi patlattı. Biri kaçardı kesin de. Two members of Fireflux though, look at them. Evet, Shibo da TF atabilirdi ya. Bin kere deneseler bir kere olurdu kanka bu arada. O da başımıza geldi. Ama B'de yerimiz çok güzel ve B oynuyorlar kanka. Yeah. 3 arkada 2 kişiyiz kanka, sokmayız ya. Doğrusu. Bence de. Nice Braska. Tamam, aldık hele, aldık hele. Nice lan oğlum. Oy. Bravo. Şimdi şuna bakacağım dur. Bence seçili patlamadı. Hayır, TR değil. O patlama olayına bakacağım ya kanka. Sen ne dedin Nur kanka, duyuyor musun? They've seen Fireflux drop this first overtime round, but presence of mind and they stick to the plan. That setup paying off for them. Bence diyorum ki biri seçili patlatmadı sanki. Bak şimdi Q atıyor. Yok patlatmış kanka galiba ya. Bakıyorum. Yok karışık, anlamadım ben de kanka. Patlatmamış olabilir. Oğlum Valorant'ta da şey bug'a girdi. Oğlum evet, ben de zannettim eli aldık kanka. Aynen. Hadi yine Müktü Bey yapıyoruz. Lan yine vuracaksın oktan. Ya. Hutlar bozuldu lan, hutlar bozuldu. Hut bozuk. Ben bin aldık sandım. Hut salma. Herkesi gördüler ki ya. Ah. Shout to find Lara's leaving just Lurzy alive. Helal oğlum. 1v4 gets Demon Sick. Needs more. Zor ama imkansız değil ya. Çok zor ya. Abi Sova 3 tane ok attı ya. Harbiden oğlum, kaç tane de bir oku geldi oğlum ona ya. No one presenting an opportunity. Everyone's playing. Bunlar hep iki backside atıyor kanka. İmkansız gibi ya B'ye girmek. Evet, direkt geri çıkıyorlar kanka. Ya bak, B'yi mid ittirip A'ya oynamak lazım ya. Ah. Bak, mid'e gideceğiz. Wall'u koyacağız. O sıra short'tan girecekler kanka. Aldık eli. Once again, FBX şeyini bir alalım da TR dönebiliriz bu arada kanka. TR gelmiş. Geldim see what TR. The plan is. Aha. Döndüm TR'ye beyler önüne. Savunması bizi baydı. Ama burada kayıkhaneden ziyade yani ön tarafta
Geçemedik. Angel kill çıkartıyor. Ama bir tane keşif oku geldi. İki oyuncumuzun hemen buton etrafındaki yerleri kabak gibi açıldı. Bir de bu keşif okundan yani bu kadar fazla çekmememiz lazım. Evet evet. Çünkü yani, yani Sova'nın yapabileceği en net savunma bu zaten. Oraya kalabalık gidiyorsak bu bir şekilde kırılmalı. Takımımız sıkıntı çekiyor, sıkıntı yaşıyor. Fakat işin tabii hücum tarafında daha çok bu sıkıntıları yaşıyoruz şimdilik. Ah be oğlum. Savunma tarafında oldukça... TR'den izliyoruz, bir şey mi oldu lan? Kanka TR delay'li mi? Evet. TR'de evet, biraz daha öyle. O yüzden kazanmamız şart. Dur lan. Ben tabii her kazanamadığımız round sonrasında, her kapatamadığımız round sonrasında baskı da üstümüzde artık. Ben şeyde kaldım ya. Shadow. Diğer yayıncılar da hep TR'den izliyor ya. Ekstra bir beni. Evet, TR'de izliyor. Chat abone olmadım da ya, yazmayın bir şey. Aboneler. Spoiler vermeyin abi, TR'den izleyin. Aboneler, spoiler yok ha, harbiden. Zipan da şimdi biraz... Okuyacağım maçı da deniyoruz ama... Yeniliyor. Biraz... Okuyacağım yeniliyor. Cılız denemeler oldu sanki, Karan. Şimdi bitse de ona da baksak biraz arada. 13-13'te bunu denemek... 5'e 3 ya. Angel ne yapıyorsun kanka? Zor pozisyon kanka ama Lurz'u vurur lan onu. Her zaman galiba tahmin ediyorum onu ya. Çok dikkatlilerdi. Tahmin edemedim. Etmiyor bence, tahmin etmiyorlar. Oo, beklemeyecek Lurz'u oraya. Tam bitti. Hadi ya. Şansa bak ya. Angel'dan bir kill daha geliyor. Hiçbir şey yapmadan şu an rakip 3 tane kill buldu. Kanka tahmin etmiyordu işte ya. Nasıl da duvar var ya. Duymadı sesi. Daipan'da kanka ara putu galiba. Fix ilk kez maç puanla ulaşıyor. Ya şöyle bir şey var, hatırlıyorsan Angel maçın bir mükemmel geçmişti. Nefes aldırmamıştık onlara. Onların yine zorlanacağı belki bir saldırı roundundayız, uzatmalardayız ama biz pikliyoruz. Biz deniyoruz, biz bir şey zorladık. Kanka drone'u da var, okulda var, ben güveniyorum onu vurur. Ve cezaya kesti maalesef. Angel da oyuna girdi. Oyuna girdiğinden beri bu arada ciddi bir katkı vermeye başladı tecrübeli oyuncu. Atakta çok sıkıntı çekmişti ya. B savunma rotasyonlarına çok iş yaptı. Çabuklar. Şimdi hücum tarafında da iyi katkı vermeye devam ediyor. 15 kişi kadar 31 ya 32 yaşında ya. Yani çok kötü başladı. Ya 33 yaşında. 0'a 8'di galiba bir ara. 31. Savunma geçeceğiz direkt. Pazar tarafına doğru gönderecek. Spawn'u kapattı. Yine ortaya hızlıca alacak gibi görünüyor. Fireflux. Sociable'dan bir bombot. Spawn'a doğru smoke içerisine bırakacak. Angel oradan yine backup'a geliyor. Bir split'e doğru yöneliyoruz. Hızlı bir split olacak mı yoksa bu bir fake mi olacak? Fake olursa muazzam olur. Laures yeteneklerini bir arkasında muhtemelen kullandı. Bu sefer de fake'i düşündüler ya. Yok. Yavaş yavaş evet. Şorttan hızlıca ilerliyoruz ama bak dediğim taktiği yaptılar gördün mü? Flash kullanabilir. Evet. Ama tutmayacak işte. Angel'da tanıştığını düşündü galiba. Tutacak mı tutacak mı? Soşu vur lan onu. Kaçınacağız. Soşu. Angel nereye gidiyor? Ah ya şansa bak ya. Nasıl? Bir senaryo şu. Başımıza bin kere gelse ancak bu kez ölürdük herhalde Laures. Kanka üstü şanssızlıkla yaşıyor zaman ya. Harbiden yani. Yetenekler var. Çıkmaya çalışacak mıyız? Soşni hareketlenmeye başlıyoruz. Yakalayabiliriz Dimasik'i ama gelmedi o kill. Gelmedi o kill. 2 ve 4. Onların harita puanıydı bu. Kaybetme lüksümüz yok. Yani Laures'in canı yok. Brasco'nun heal'i yok. Ama kameralar bilgisayarı kastırıyor bu arada ya. Ben açmadım önce. Main tarafına sıkıştı. Angel geldi. Chat'la beraber burada. Smoke'in Shadow'dan geliyor. Nice.